Uluslararası Yelken Federasyonu Başkanı Kim Anderson, Türkiye'nin sahip olduğu imkanlarla yelken sporunda çok daha iyi noktalara gelebileceğini söyledi. Marmara Yelken Kulübü Başkanı Vedat Özhan ise gençler için hizmete hazır olduklarını vurguladı. Uluslararası Yelken Federasyonu Başkanı Kim Anderson, Türkiye Yelken Federasyonu'nun davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Marmara Yelken Kulübü tesislerindeki organizasyonda konuşan Başkan Anderson, Türkiye'nin sahip olduğu imkanlarla çok daha iyisine imza atabileceğini söyledi. Anderson ayrıca Türkiye'nin olimpik programa oldukça önem verdiğini belirtti. Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise toplantının verimli geçtiğine vurgu yaptı. Türk yelkenciliği büyük adımlar atıyor. Özellikle hem gençlik sınıflarında hem de çok sevindirici bir gelişme olarak olimpik sınıflarda. Dünyada gittikçe yerini sağlamlaştıran bir çizgisi var. Dolayısıyla biz aslında bu çizgiye paralel Dünya Federasyonu'nda da gerek komitelerinde gerek yönetiminde Türk yöneticilerimizi görmek istiyoruz. Bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz. Organizasyona ev sahipliği yapan Marmara Yelken Kulübü Başkanı Vedat Özhan ise yelken sporunun ilerlemesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Marmara Yelken Kulübü gençlik için, bu spor için, yelken sporu için elinden geleni yapıyor. Ve fazlasını da yapmaya çalışıyor. Ama daha güzeli, daha fazlası çok rahatlıkla olabilir diyorum ben. Yani Marmara Yelken Kulübü hizmete her zaman hazır gençliğe. Diğer yandan Türkiye Yelken Federasyonu'nun organize ettiği 2018 Türkiye Pirat Şampiyonası da 4 gün boyunca zorlu yarışlara sahne oldu. 28 Pirat'ın start aldığı yarışların ödül töreninde konuşan Pirat Birliği Başkanı Burçin Ağızkalı, şampiyonanın 2019'da Türkiye'de yapılacak Avrupa Pirat Şampiyonası'na hazırlık açısından büyük önem taşıdığını söyledi.